Evet, tekrardan hoş geldiniz. Günün ikinci yıkaması ile devam ediyoruz. Burada Tursil Leylak Bahçesi toz deterjan var. Tursil Leylak Bahçesi toz deterjanı makinenin tamburuna döktüm. Evet. Şimdi biraz da üzerine kalgon ekleyelim. Evet, şimdi bunları mixte yıkayalım. Mix. Extra spülen. Chanel mix. Extra Evet, açık renklerimizi sadece Tursil Leylak Bahçesi toz ile ve kalgonla yıkıyorum. Şimdi yıkama parfümüne biraz ametist yumuşatıcıdan akıtalım. Çok az ametist. Mor bir koku olsun. Fırsile eşlik etsin. Ve burada görüyorsunuz ki Sauber Hafte Maledivam. Inspired by Vernel Softener. Evet, bugün sizlere günün ikinci videosunda Vernel Maledivin yumuşatıcıyı nasıl hazırlayacağımı göstermek istiyorum. Vernel Maledivin yumuşatıcının kokusunu arkadaşım F. Germany'ye sordum. Kendisine buradan selam yolluyorum. Hi F. Germany. F. Germany bana dedi ki o kendisi koklamış ve pembe çiçek kokusuna koktuğunu ve Hindistan cevizine koktuğunu bana söyledi. Ben de evimde Hindistan cevizi olarak Vernel Max Aromaterapi Coconut. Okey. Zaten Vernel o yumuşatıcısının içerisinde de kesinlikle bu kokudan kullanmış olmalı. Çeyrek miktar Vernel. Aromaterapi, kokonat, mineraller ve Hindistan cevizi. Ve pembe bir çiçek var. Biliyorsunuz ki Vernel Maledivam'ın üzerindeki çiçek aynı bu çiçeğe benziyor. Kendisine o çiçeği nasıl koktuğunu sordum. Ferah koktuğunu söyledi. Pembe bir kokuymuş. Ve hatta bu yumuşatıcıyı kullanmamı benden istedi. Hibiskus çiçeğine benzediği için ben de bunu kullanmak istedim. Ve o şişe mavi bir şişe ve Maldivler'deki o denizi yansıtması açısından ben ekstra olarak kendisine sordum. Mavi bir koku olup olmadığını ama bir cevap gelmedi kendisinden. Demek ki içerisinde yok olabilir. Ya da karışım olduğu için belki alamamış da olabilir. Mavi bir esinti vermesi için ben ekstradan içerisine Vernel'in mavi yumuşatıcısından eklemek istiyorum. Belki bir sonraki karışımda bunu iptal edebilirim. Belki hoşuma giderse böyle
aynı bu karışımı yapmaya devam edebilirim. Çalkalama payı bıraktım, görüyorsunuz. Tamamen mavi kapağa kadar tamamlamadım. Bakalım Sauberhafte Maradivan karışımı nasılmış? Evet, şimdi müsaadenizle bir koklamak istiyorum. Wow. Maladivan. Kesinlikle çok güzel olmuş. Mavinin böyle ferahlığı, Hindistan cevizinin kokusunu alabiliyorum. Kumun kokusunu alabiliyorum. En çok zaten bunun kokusunu alıyorum. Hindistan cevizinin kokusu alttan geliyor. Gerçekten çok güzel. Tam yazlık. Evet. Hatta biraz da yıkama parfümüne. Evet. Şöyle biraz daha ekleyelim. İsterseniz çok da böyle az ince bir şerit halinde de vernal taze laleden koyabilirsiniz ya da hiç koymayabilirsiniz. Seçim sizin. Ben şişe mavi olduğu için mavi kullandım. Mutlaka içerisinde mavi bir koku da olduğunu düşünmekteyim. Bunun doğrultusunda mavi yumuşatıcılardan vernalin taze lalesini kullanmak istedim. Vernal taze lalenin kokusu, hibiskus kokusu ve vernal kokonat. Beautiful, gorgeous. Süper. Evet, daha sonra bunu ben üzerine yapıştıracağım. İnce ince köpükleri görüyorsunuz. Deterjan tam gelmiş. Su eklediğim zaman köpükler biraz daha artacak. Daha suyunu ısıtmaya geçmedi. Esas yıkamasına geçtiği zaman tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler, şarjım azalmak üzere. Dışarıya gitmiştim, geldim ve telefonumun şarjını harcadım. Bunun neticesinde eve gelir gelmez video çekmeye tekrardan başlayınca şarjım dayanmadı. Makine artık ısıtmaya geçti. İçerisine ben biraz sonra su ekleyeceğim. Telefonum kapandı, kapanacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki yükleyeceğim videoda sizlerle tekrardan görüşürüz. Bye. Umarım Maladivan'ın yumuşatıcı karışımımı beğenmişsinizdir. Ciao.